Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz sohbet etmek, biraz sizinle konuşmak, biraz da siz kendince düşündüğüm ve güzel bulduğum birkaç püf noktaları 3D art dışında tamamen hayatınızda kullanabileceğiniz ve aktif olarak sizi fayda sağlayacak programlar hakkında konuşmak istiyorum. Bugün not alma ve uygulamaları hakkında konuşacağız. Açıkçası ben de birkaç tane not aldım şuraya küçük. Ve size küçük küçük bahsedeyim, kısa kısa bahsedeyim diye düşünüyorum. Sonrasında bunun montajları ile birlikte sol tarafa hem uygulamanın nasıl kullanılacağı ile alakalı hem de yani ben nasıl kullanıyorum bunu göreceksiniz. Öncelikle ben gayet iyiyim. Teknofest'e ne yazık ki gidemedim. Onun vlogunu çekecektim. Vlogunu çekememek de açıkçası beni üzdü bir yandan da. Çünkü hava şartları bir anda çok değişti. Eylül'e girdiğimiz an itibariyle Ankara resmen sonbahar havasına girmeye başladı. Yani gökyüzünde bulutlar var ve güneş 2 gündür yok gibi bir şey. Yani yağış oluyor acayip derecede. Yani biz dün mesela Athena konserine gittik. Birkaç tane görüntü falan da sıkıştırırım buraya. Acayip eğlenceliydi ama araya yağış gelince ister istemez erkenden bitirdiler. Dün de ayrıca voleybol takımımız da şampiyon oldu. 100. yıla da güzel bir durum oldu. O yüzden çok mutluyum ben de. Onların adına da tebrik ederim. Onun dışında yani bugün sizlerle birçok uygulamanın kolaylıkları ile alakalı ve hem de bu uygulamaların ne olduğu ile alakalı konuşacağız. Hem de bir rehber olur belki size. Hani siz de belki benim gibi saatlerce İnternetten aratıp, yabancı kaynakları aratıp hangisi benim için daha uygun olur veya hangisi benim için daha kolaylık sağlar diye düşünerek yani araştırma yapmışsınızdır ama belki de bu video karşınıza çıkar ve belki işi daha da kolaylaştırır bilemeyeceğim. İlk önce Notion'dan bahsetmek istiyorum. Notion açıkçası herkesin de Barış Özcan'ın da özellikle önerdiği ve gerçekten de klavye mantığıyla çalışan bir uygulama. Yani açıkçası şey açısından yani her şey harika, perfect. Yani böyle çok güzel AI'ı da var. Yani yapay zekası da var. Yazdığınız yazıları da düzgün bir şekilde tamamlayıp onları Google'dan araştırıp ya da bu tarz internet üzerinden araştırma yapıp birçok bilgiyi aktarabiliyor. Sen o kadar not yazmışsın kendi açından ve onu tamamlamasını istediğin zaman direkt otomatikman tamamlayan bir uygulama. Bu açıdan çok güzel bir şey. Ama şu açıdan da çok kötü olduğunu düşünüyorum. El yazısı yazma özelliği takıntısı var mesela bende. Yani ben bir kalemi aldığımda büyük ihtimalle sanatçı olduğumdan kaynaklı yani. Bu kalemi aldığımda elimde yazmak istiyorum, o hissiyatı yaşamak istiyorum derseniz Notion açıkçası bu konuda güzel değil. Ama klavye açısından da hani alışıksanız tık 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 şeklinde yazı yazmaktan zevk alıyorsanız kesinlikle Notion direkt size uygun bir program. Notion'un bazı özellikleri var. Bu özelliklerde sol tarafta bulunan arayüz modellemeleri yani arayüzü sınıflandırma özelliği. Yani siz işte atıyorum bir takvim oluşturacaksınız veya bir planlayıcı yapmak istiyorsunuz veya bir ders notunuzu ayrı yazmak istiyorsunuz. Mesela sol tarafta direkt o gözüküyor. Artı ön tarafta bu yaptığınız çalışmayı yani hani slash çekerek yani slash deniyordu herhalde ona hani slash çekerek oradan direkt yazarak o komutu veriyorsunuz. İşte atıyorum to-do listesi yapmak istiyorum. Onu direkt to-do yazdığınız zaman direkt çıkıyor ve direkt o size bir liste oluşturmanızı sağlıyor. Otomatik oluşturuyor. Sonrasında da bu to-do'yu yerleştirdikten sonrasında da direkt bu alanda sınıflandırma oluşturmuş oluyor. Yani bu da sizin daha programlı çalışmanızı sağlıyor. Bu tarz özellikler var. Onun dışında Notion'ı site haline de getirebiliyorsunuz. Yani kendiniz
Notion.site diye bir site adresi veriyor size ve istediğiniz arkadaşınızla da bunu rahatlıkla paylaşabiliyor. Veya o anda mesela sunum yapacaksınız, o sunumdan yararlanmak istiyorsanız ve daha önceden yaptığınız bir yazı varsa veya işte bir blog yazısı bile olabilir. Bunları paylaşmak ve bunları bir araya getirmek için çok büyük bir imkan bu aslında. Onun dışında bence ChatGPT'nin de özelliğine de yakın bir zamanda Notion'a getirecekler. Büyük ihtimalle de getirirlerdi zaten bu AI ile birlikte. Aratma, işte çeviri, işte kendi kendini tamamlaması. Onun dışında işte çizim dışında yani yazıyla alakalı tüm bilgileri aktarabilen bir yapıya sahip ve bu yönden de ister istemez sizin eksiğinizi de tamamlamış oluyor. Yani özellikle şu anda olan üniversiteye yeni girmiş kişiler için Notion'u çok öneririm. Onun dışında hiç böyle bir arayüze ihtiyacınız yoksa veya bu tarz bir şey sadece benim Word gibi bir programa ihtiyacım var diye düşünüyorsanız da Google Documents'ı direkt kullanabilirsiniz. Google Documents'ta size bir arayüz veriyor ve bu arayüz aynı bilgisayarımızda indirdiğiniz Word, işte PowerPoint, işte Excel gibi bir ortam sağlıyor size. Ve özellikle öğrenci lisansınız varsa bu öğrenci lisansı ile birlikte bunları bedava kullanabiliyorsunuz. Öğrenci lisansı ile giriş yapmanız gerekiyor. Bu öğrenci lisansına giriş yaptığınız zaman bu verdiği alan direkt sizin kendi kişisel alanınız oluyor ve istediğiniz gibi Word'u kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bu söyleyeceklerim bu kadar Google dokümanla alakalı. Yani çok da özellikle bir program değil. Ama bunun gibi Google doküman gibi ortamları sevenler için güzel bir şey. Üçüncüsü de OneNote. OneNote şeyi bilgisayar açısından da çok iyi olan, bilgisayarda kullanabileceğiniz, hem de tabletinizde kullanabileceğiniz, hem de telefonunuzda kullanabileceğiniz gerçekten çok 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 güzel bir uygulama. Notion aslında size çok farklı ambiyanslar sağlıyor. Aynı bir deftere not alır gibi siz oraya hem el yazınızla da yazabiliyorsunuz, hem kendiniz internette indirdiğiniz fontlarla da yazılar yazabiliyorsunuz. Bu yazılar sizin kişisel alanınızla da alakalı olabilir. Okul ödevleri de olabilir. Veya işte tutorial izliyorsunuzdur aynı benim gibi. İngilizce notlarınız olabilir. Bu tarz kendinizi geliştirebileceğiniz, bir araya toplayabileceğiniz genel bir bütün uygulaması diyebilirim. Bedava bu uygulama. Kullanabiliyorsunuz. OneNote'u genel anlamda hep araştırıp bayağı bir araştırdıktan sonra kullanma kararı aldım ve direkt tabletime de yansıdığı için her yere taşıyabiliyorum. Tabletimde elimle yazarken veya buradaki tabletimde elimle yazarken mesela atıyorum bu böyle bir tabletiniz yok diyelim. Bu tableti kullanmak yerine şey yapabilirsiniz. Direkt kendi tabletinizden direkt yazabilir, bilgisayara aktarabilir. Hatta bunu print edebilirsiniz. Bu yönden de böyle bir güzel bir imkan var. Yani açıkçası puanım ne olur dersen bu baştan itibaren Notion, işte Google Doküman ve OneNote konusunda Notion'ı ben 7 puan veririm. Şey açısından klavye puanını 3 puan o yüzden kırdım. Klavyeden yazmayı pek sevmediğim için. Google Dokümanına da 5 puan veririm. Çünkü o da yine aynı şekilde klavye ve çok fazla işlevi olmayan, diğer uygulamalara göre daha az olan bir şey. Artın OneNote'a da 8 puan veririm. Çünkü OneNote'dan daha farklı iki tane daha bir uygulamam var. Bu uygulamaları da açıkçası tartışmadan önce, konuşmadan önce OneNote'un bazı güzelliklerini de artı göz önünde bulundurarak diğer özellikli programlarla karşılaştırdım da o yüzden 8 puan verdim. OneNote'un yapacağımız en güzel şey, yani yapacağınız en güzel şey bir planlı programlı çalışmak. Bunun için de açıkçası şunu da unutmayın. Dijital planner kullanın. Dijital planner sizin hayatınızı kolaylaştırdığı gibi artı planlı programlı çalışmanızı da sağlıyor. Planlı programlı çalışmaktan kastım nedir? Yani saat dilimiyle kendinizi işte ben şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım diye yazmak yerine
Aynı Barış Hoca'nın önerdiği kendi zinciri var. Kendi oluşturduğu bir zincir var. Onu da açıklamaya koyarım. Onu kullanabilirsiniz. Kendiniz bastırabilirsiniz. Bedava yollamıştı genellikle şeyleri. Her sene de bunu açıklayarak söylüyor. Yani zincir kırma yapalım beraber diye. Hatta yeni yıla girdiğinde de açıklıyor. Bunu kullanabilirsiniz veya işte kare 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 sol tarafta görüyorsunuz. Kare 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 planlayıcılar var. Stickerları kullanarak işte gününüzü özetleyebilir. Kendi motivasyonunuzu da görebilirsiniz bu şekilde. Yani ben günümü nasıl tamamlıyorum? Ben günümü verimli mi tamamlıyorum yoksa hep böyle boşu boşuna mı vakit geçiriyorum şeklinde böyle ayarlayabilirsiniz. Bu yönden sizin için çok daha net olacaktır bu durumlar. Şimdi diğer programı geçelim. Bu programda Notability. Notability'yi ben çok uzun süre kullandım. Ben aşağı bir seneye yakın kullandım. Bir sene boyunca Notability'yi ben Hacettepe'ye giderken, master yaparken genellikle kullandım onu. Şöyle bir sıkıntısı var açıkçası. Ben yaşadım bu durumu. Benim iPad'imde, bu arada bu iPad uygulaması. iPad uygulaması bilgisayarda yok arkadaşlar. Bilgisayarda olmaması kadar kötü bir şey yok. Bu eksi bir nokta ne yazık ki. Ama mesela tablet aktif kullanıyorsanız, sadece tabletle işinizi hallediyorsanız bu genellikle işinizi görecek bir program. Ama şöyle bir özelliği var. iCloud sistemiyle çalışıyor. iCloud'da çok fazla yedekleme işlemi yaptığından kaynaklı her dakika yedekleme işlemini sardığından ve başa sardığından dolayı notlarınız, kendi notlarınız geç yükleniyor. Ve bu yönden de çok sıkıntı yaşadım. Bunu çözemedim açıkçası ve bu yüzden Notability'yi bıraktım. Ama şey açısından, diğer programlara göre açısından daha özellikle ses kaydı özelliği var. Kendi elinizde yazabiliyorsunuz. Artı fontlar daha fazla çeşitli. Ondan sonra stickerlar çok çeşitli. Planner'lar da satıyorlar içlerinde. Kendi planner'larını satıyorlar. Oradan direkt hiç internetten araştırmaya uğraşmıyorsunuz. İşte abonelik şeklinde çalışıyor. Yani aylık ya da yıllık şeklinde para ödüyorsunuz ve bu şekilde de ya da tek bir satın alım özelliği var. Bir kere satın alıp da direkt kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde özellikleri var ve gerçekten şu anda Notability'yi son dönemler çok kullanmadığım için özelliklerini bilmiyorum ama sanırım yapay zeka da getirmişler onlara. Arayüzü falan değişmiş. Hatta işte matematik çalışıyorsanız mesela bu matematik notlarını yazdığınızda otomatikman o formülleri algılıyor ve o formülleri direkt dijital ortama yansıtıp şey yapıyor. Kendi şekline göre şekil veriyor ve direkt bunu şey gibi aynı siz klavyeyle yazmışsınız gibi gösteriyor ve daha profesyonel duruyor mesela. Yani bu tarz arayüzleri, ortamları var ve artı dokümanları oluştururken kişiselleştirme özelliği de var. Yani çizgili mi kullanacaksın, noktalı mı kullanacaksın ya da işte kare mi kullanacaksın ya da boş bir sayfa mı kullanacaksın? Bu tamamen size kalıyor. O yönden çok güzel. Yani ben Notability'yi bu yüzden puanını 9 puan veriyorum. Diğer program olarak da son program olarak da GoodNotes var. GoodNotes hatta son dönemlerde yeni bir güncelleme getirdi, AI getirdi. Mükemmel bir şey. Yani bu hayatımda görebileceğiniz en güzel uygulamalardan biri diyebilirim not uygulaması olarak. Ben de abonelik yeni aldım. Yıllık şeklinde 280 lira oluyor. İstiyorsanız bir kere ödemek istiyorsanız da 750 lira şeklinde oluyor. Ben 750 lirayı tercih etmedim açıkçası. O indirim olursa yani 750 liranın yerine atıyorum 300-400 liraya düşerse kesinlikle almayı planlıyorum. Çünkü GoodNotes 6 diye geçiyor bu program. GoodNotes 6 sizin şu yönden kolaylık sağlıyor. Aynı eski GoodNotes özellikleriyle nasıl gidiyorsa o şekilde gidiyor ama onun dışında size mesela atıyorum lisedesiniz veya atıyorum matematik dersiyle alakalı bir bölüm okuyorsunuz. Size otomatikman sorular hazırlıyor. Bu soruları çözüp altında cevaplarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Küçük küçük not halleri getirmişler, formüller getirmişler. Bu formülleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Artı içinde aktif olarak GoodNotes marketi var. Yani tam pahalı evet. Yani gerçekten
uç rakamlar da gördüm. Yani Planner vesaire. Ama bunlara yakın nasıl kendiniz üretebileceğinizle alakalı tutorial'lar da izledim mesela. Bunlarla alakalı kolaylıklar sağlamışlar. Kişiselleştirebileceğiniz bir ortam oluşturmuşlar. İçinizde kendi yaptığınız stickerları içeriye aktarıp yani ya da direkt bu stickerları da nasıl içe aktaracağınız hakkında da bayağı bir not göstermişler kendi sayfalarında vesaire. Sadece kendiniz de araştırıp bulmuyorsunuz yani. Sonrasında direkt bu kalemle seçtiğiniz bir alanı mesela çizgi çizgi kestiğiniz alanı istediğiniz alana taşıyabiliyor. Ve istediğiniz alanda o yazıyı mesela yanlış yazdıysanız onu otomatikman düzelten bir özelliğe de sahip. Yani böyle böyle değişik çeşitleri var. Açıkçası GoodNotes 6 benim en sevdiğim ve en puanı en yüksek olacak program olacak. Yani 10'da 10 puan vereceğim yani. Kırdığım herhangi bir konu yok. Elle yazma alışkanlığım olduğundan kaynaklı kalemle yazı yazmak ve bunu ayrıca dijitale çevirebilme özelliği olması mükemmel bir şey. Yani şu anda İngilizce dil desteği mevcut. Fakat Türkçe dil desteği de geldiği an itibariyle yazdığınız her şeyin bir metne dönüşmesi kadar güzel bir şey yok bence. Çünkü sizin el yazınız mükemmel olmayabilir ama bunu dijital ortamda yapay zekanın algılaması ve bunu metne dönüştürmesi kadar güzel bir şey olamaz. Bir de ses uygulaması gelmiş şimdi yeni. Açıp o anda notunuza not sesi ekleyebiliyorsunuz. Sayfaya da ekleyebiliyorsunuz. Artı yukarıda o sabit de kalabiliyor. Sonradan da tekrardan dinleyebiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Onun dışında başka defteri yani bunları söyleyebilirim not uygulamaları konusunda. Artı onun dışında size şunu da önereyim. Eğer stickerlarla çalışmayı seviyorsanız Canva üzerinden kendinize stickerlar oluşturabilirsiniz. Canva'nın pro özelliğini satın alarak veya pro olmadan bedava olan uygulamalarla bedava aratarak stickerlar bulabilir. Bu stickerları kişiselleştirebilir. Sonrasında da istiyorsanız da arka planını silerek ya da onları tek tek Photoshop'ta ayırarak bunları ayrıca sticker olarak kullanabilirsiniz. Ben bunları tercih ediyorum genellikle. Hayat hilesi diyebiliriz. Onun dışında yani bu tarz videolar görmek istiyor ve bu tarz videolardan fayda sağlıyor iseniz yani lütfen bana söyleyin, yazın. Yani bunları düşünerek, bunları ele alarak elimden geldiğince hem oyun sektörüyle alakalı hem de kişisel çalışma planımla alakalı sizlerle video paylaşırım böyle bir şekilde. Size faydalı olacağını düşünüyorum bu videonun. Elimden geldiğince de size GIF'lerle, videolarla bu şeyleri yararlı hale getireceğim, göstereceğim. Bu tarz videoları daha fazla istiyor ve daha fazla benim sohbet etmemi, sizlerle bir araya gelmemi istiyorsanız desteğinizi esirgemeyin lütfen. Abone olun, like atın ve yorum atın. Zili de açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bay bay.